Hala dalgın. Bir başka çocuk bu Yusuf. Kesik parmağı elindeydi de gıkı çıkmıyordu. Yaman. Yamanmış. Anası babası ölmüş, parmak kopmuş, oralı bile değil. O köyde insanlık İslam'la hiçbir şey yok. Anası babası ölene öksüz denir, yetim denir. Zavallıya deyip günaha girme. Günahım bu olsun. Yukarıda Allah var. Karınla kızının 3 arşınlık entari parasına öf pöf et, sonra da eve bir boğaz daha getir. Çocuğu yalnız mı bırakıydım? Vicdan diye bir şey var. Elin yabanı yerine biraz daha yakınlarına vicdan göster. Neyin eksikti ağlaşıyorsun? Bir de bana sor. Hilmi Bey'in karısıyla karşılaştığımda mahcubiyetten yerin dibine geçiyorum. Nedenmiş o? Kadının şıklığı karşısında besleme kılıklık alıyorum. Güya kaymakam karısıyız. Hizmetçiden farkım yok. Ne yapayım? Devletin kaymakamına verdiği imkan bu kadar. Çoğu kaymakam eşraftan bile zengin. Kafasını kullananlar paraya para demiyor. Kafasını kullanan değil, çalıp çırpan, namussuzluk yapıp rüşvet yiyen. Senin namus sevdana, Nazlı Hanımlara giderken ne giyeceğim diye ben kahroluyorum ama. Niye gidiyorsun efendim? Bir müsibetlik bulaşmasın diye ben masalarına bile oturmuyorum. Sen işlerine girmeye kalkıyorsun. İnsanın cevheri 3 paralı kumaş parçasında değil, içindedir. Yavrum, benim talihsiz kızım, benim zavallı muazzez, benim yetim yavrucuğum. Bak, baban hala gelmedi. Ah, benim talihsiz, masum yavrucuğum. Sus, sus şeker. Sus benim bir tanecik kızım. Sus yavrum, sus bir tane, sus muazzez, sus şekerim. Sus benim bir tanecik kızım, sus. Baban şimdi gelir. Sen ağlama, benim babası sağken yetim kalan kız. Allah bize çektirenlerin yanına koma. Ne o Şahin de, bey gene mi gelmedi? İçki dururken ev mi gelir aklına? Yavrucak da babası gelmeden uyumuyor. Akşamdan beri baba baba diye çırpınıp durur. Derdim yetmezmiş gibi bir de köpek getirdi başımıza. Ne yapacağımızı ben de şaşırdım. Aa, bir bu eksikti. Vah talihsiz kadın, vah evladım. Sen üzülme. Allah bunu yapanın yanına koymaz. Bilmiyorum teyzeciğim. Artık düşünemez oldum. Bir fire daha vermek üzereyiz. Hayrola? Bizim mal müdürü karakulakların kızını istemiş. Rıza göstermişler. Hayırlı olsun. Gülüşünüzdeki manayı neye yoralım Selahaddin bey? Aman efendim, rica ederim, ne haddimize. Hadi hadi kaymakam, çıkarın ağzınızdaki baklayı. Mal müdürü içki içer mi? Bir meclis kurulmuşsa ne âlâ, akşamcı değildir. Hele bir evlensin, 3 ayı geçmeden rakıcılar kervanına katılır. Kasabalarda evlilik maalesef müzmin bir hastalık. En kuvvetli görünenler bile 2 seneden fazla dayanamayıp bu amansız mikroba teslim oluyorlar. İşin hakikati, hiçbirimiz gecelerimizi rakı meclislerinde heba etmek niyetiyle evlenmedik. Gayelerimiz vardı. Lakin bu izdivaç mikrobu evlendikten sonra faaliyetine başlıyor. Evvelce bir takım emelleri olan yükselmek, eser vermek isteyen insanlara zamanla bir kalenderlik, bir lakaytlık arzu oluyor. Seviyesi, ahlakı,
ihtiyatları ayrı, her an anlatmaya asla imkan olmayan bir mahlukla daimi bir beraberlik insanı dış hayatta da bedbin, şüpheci yapıyor. Netice... Netice akşam oldu mu iki kadeh rakıya sığınmak. Kasabalı memurun kaderi. Zira bu mübarekten başka herhangi bir halas ihtimali mevcut değil. Öyleyse içelim dostlar. Yusuf kasabada kaldı. Uzun ve birbirine benzeyen seneler ağır ağır geçtiler. Yusuf'un arkadaşları hep eski arkadaşlar. Mahalle hep eski mahalle. Bulgur değirmeni eski değirmen ve onu çeviren kadınlar eski kadınlardı. Ama aradan 10 sene geçmesine rağmen Yusuf alışamıyordu bu şehirlilere. Berhüdar ol Ali. El öpenlerin çok olsun evladım. Şahin de, benim fesim nerede? Muazzez, Yusuf, çocuklar hala hazırlanmadınız mı? Ali bekliyor canım. Bey, bu ne telaş böyle? Kaç kere anlattım, mebus hazretleri ve erken bayramlaşmak için beni bekliyorlar. Hay Allah, nerede fesim? Odada unutmuşsun baba. Muazzez'in odasına habersiz girmen doğru mu? Ben olurum olmasına ya, İzmir'e gitmedi diye pek müteessir. Bir dahaki cumaya gideriz. Gidelim. Hadi binelim. Siz binin. Siz eve gidin. Ben şunlara bir iki laf diyeceğim. İhsan, ne istiyor? Kim ulan? Sakin ol Yusuf. Yapma Yusuf. Yusuf! Yusuf abi! Sarhoş bey Yusuf, uğraşma şunla. Ulan yapma bey.